Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle League of Pets projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. League of Pets 2 gün önce çıkmış bir proje arkadaşlar. Oracle sistem bir proje. Belirli riskleri bulunduruyor fakat şu anda çok iyi kazandırdığını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi site üzerinde paket alma kısmı, hero'lar kısmı yine marketplace. Dashboard ve Play Game kısmı bulunuyor. Paket alma kısmına girdiğimizde buradaki tokenlar azalıp artıyor arkadaşlar. Yani Oracle sistem bir proje olduğu için token çıktıkça bu token adeti düşüyor. Yine token düştükçe bu token adeti artıyor arkadaşlar. Fakat 20 bast, 10 bast ve 5 bastlık kısım sabit olarak kalıyor. Totalde ise bu yumurtaların fiyatı 50 dolar, 100 dolar ve 200 dolar olarak değişiyor. Yine gördüğünüz gibi bundle şeklinde bunları oluşturmuşlar ve çoklu alımlarda çeşitli indirimler uyguluyorlar arkadaşlar yine booster kısmına baktığımızda 20 dolarlık bir booster bulunuyor ve 10 dolarlık bir power boost bulunuyor ee, bu 20 dolarlık cooldown e, 5 adet cooldown süresini azaltmamıza yarıyor arkadaşlar yani 5 kere kullanabiliyoruz bunu ve cooldown süresini ortadan kaldırabiliyoruz yine power boost ise karşı rakibe vereceğimiz hasarı arttırabiliyoruz arkadaşlar yine market baktığımızda şu anda listeli NFT'ler bulunuyor arkadaşlar. Bir yıldızdan beş yıldıza kadar bu nadirlikler değişiyor. Tabii ki de en pahalı olanı şu anda 5 yıldızlı NFT'ler. Gördüğünüz gibi burada NFT'ler listeli bir şekilde bulunuyor. White Paper'larına baktığımızda oyunun Binance Smart Chain ağında bir oyun olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Oyun içerisinde gerçekten güzel çizilmiş NFT'ler bulunuyor. Fakat Oracle bir sistem ve Oracle bir oyun olduğunu sizlere tekrardan belirtelim arkadaşlar oyunda kullanacağımız token Glory token olacak. Token'la baktığımızda zaten 4 gün önce token'ın çıktığını görebiliyoruz. Belirli dalgalanmalar yaşamış ve şu anda gerçekten büyük hype almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünden bugüne 2x'ten fazla yaptığını söyleyebiliriz sizlere. Ve liquidity de burada 110.000 dolar olarak bulunuyor. Yine temel oyun mekanizması gerçekten basit adımlardan oluşuyor arkadaşlar. Paketlerden ya da market üzerinden NFT yi alıyoruz. Yine e, Dep üzerine giriyoruz ve Kahramanlarla savaşmaya başlıyoruz Ve orada kazanacağımız ödül dolar cinsinden oluyor Fakat bu dolar cinsini Claimlediğimizde bize Oyunun token'ını veriyor arkadaşlar ve bu token'ı Pancake Swap üzerinden ya da Poo Coin üzerinden swap'leyebiliyoruz e, NFT paketlerine baktığımızda 3 adet yumurta bulunuyor arkadaşlar e, Birinci yumurta paketinde 1 ila 5 arasında Bir NFT veriyor bizlere Yine ikinci yumurta paketinde 2 yıldız ile 5 yıldız arasında bir NFT paketi veriyor. Ve 3. yumurta paketinde ise 3 yıldız ile 5 yıldız arasında bir NFT veriyor ve en az 3 yıldız attığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok dağılımlarda yine %7.5 ve %15'lik indirimler sağlanıyor. Burada burada kartlara göre ROI'ler bulunuyor arkadaşlar. 5 yıldızlı bir kart için 20 gün ROI verilmiş. Yine 4 yıldızlı da 25, 3 yıldızlı da 30, 2 yıldızlı da 35 ve 1 yıldızlı da 40 günlük bir ROI verilmiş bizlere. NFT cooldown süreleri bulunuyor arkadaşlar bir de. Bu cooldown süreleri nedir derseniz yani NFT'leri savaşa gönderdiğimizde bunları tekrar göndermek için belirli bir süre bekliyoruz arkadaşlar. 1 yıldızlı bir kartta 9 saat bunun süresi. Yine 2 yıldızlı bir kartta 8, 3 yıldızlı da 7, 4 yıldızlı da 6 saat. Yine 5 yıldızlı bir kartta ise 5 saatlik bir cooldown süresi bulunuyor. Yani yine gördüğünüz gibi referans sistemi bulunuyor. Burada da bunu kazançlarını vesaire bizlere vermişler. İksirlerin de bulunduğunu söylemiştik. Ee, bu iksirlerin yeşil olanı cooldown süresini ortadan kaldırıyor ve 5 defa bunu kullanabiliyoruz ve 20 dolar maliyeti bulunuyor. Yine kırmızı iksirde ise 10 dolarlık bir maliyet bulunuyor. Gördüğünüz gibi NFT'leri savaşa gönderirken kırmızı maviden büyüktür diyor arkadaşlar. Yine mavi yeşilden büyüktür diyor ve yeşil kırmızıdan büyüktür diyor. Yani kırmızı maviye daha fazla hasar veriyor ve kazanma oranımız artıyor. Yine mavide yeşile karşı oranla daha fazla hasar verebiliyoruz ve yeşilde kırmızıya karşı daha güçlü arkadaşlar. Yine jeton dağılımlarına baktığımızda burada satışlarını vesaire görebiliyorsunuz. Ayrılan kısımda %50 oyun için arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir kısım. Yine özel satışlar LP takım için vesaire ne kadar ayrıldı burada bizlere veriliyor. Vergiler kısmına geldiğimizde para çekim işlemlerinde %30'luk bir vergi uygulandığını sizlere belirtelim arkadaşlar ve her gün %1 oranında azalarak bu vergi olayı düşüyor Yani 10 gün sonra çektiğimizde %20'lik bir vergi ödüyoruz Yani %1 oranında azala azala gidiyor bu Dilerseniz şimdi sizlerle bir savaşa gidelim ettiğimizde ve ne kadar kazanacağız ya da kazanacağız mı bunu görelim hep birlikte Enter Battle kısmından direkt bu ekrana gelebiliyorsunuz arkadaşlar Benim karakterim kırmızı olduğu için ve 4 yıldız olduğu için 2 yıldızlı mavi bir karakteri şu an ben karakterimi göndermek istiyorum Yine bu kısımdan start battle kısmına Bastığımızda fi ekranı geliyor arkadaşlar Burada görünen miktarı Ödüyoruz ve cüzdanı Onaylıyoruz zaten gerisi otomatik Olarak geliyor arkadaşlar ee, bir ekran Gelecek evet gördüğünüz gibi e, Victoria yazdı yani 7 dolar Kazandım arkadaşlar ben şu anda Hemen dashboard kısmına geldiğimizde Burada zaten kazancımız görünüyor Önceden de kalan 2 dolarlık bir kazanç Bulunuyordu e, dünden beri Oynuyorum ben şu anda oyunu ve Toplamda 37 dolarlık bir kazanç elde etmişim. Gerçekten bu çok iyi bir rakam. Ve buradan zaten e, ödülü claim ettiğimizde bize direkt olarak token'ı veriyor arkadaşlar. Yani token olarak cüzdanımıza geçtiğini belirtebiliriz. Yine gördüğünüz gibi %30'luk bir tax ücreti de bulunuyor. Yani %30'luk bir fee ödüyoruz. Gerçekten kazanç anlamında çok iyi fakat riskleri de bulunuyor arkadaşlar. Bunları da sizlere belirteyim. Ben toplamda 13 savaşa girmişim ve toplam 8 savaş kazanmışım. Yani bu da 37 bölü 8'den 4.6 dolar yapar arkadaşlar. Yani savaş başına 4.6 dolar vermiş bana bu proje şu anda ve yaklaşık bir buçuk gündür oynadığımı belirtebilirim. 37 dolarlık ödül talep etmişim fakat şöyle bir durum var. Bunun %30'u kesiliyor arkadaşlar. Yani hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın. Proje ile ilgilenenler için zaten referans kodumu aşağıya bırakacağım. Oradan hem bana destek olabilirsiniz hem de kendiniz projeye erişebilirsiniz arkadaşlar yine NFT paketlerinin e, bulunduğu kısmı tekrardan sizlere göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 dolarlık 100 dolarlık ve 200 dolarlık paketler bulunuyor fakat bunları alırken şöyle bir şey yapmışlar yani oyunun token'ını kesinlikle kullanmak zorundasınız arkadaşlar bu token'ı almadan bu paketleri alamıyorsunuz zaten marketplace'de de e, oyunun NFT'lerini token alabiliyorsunuz. Sadece bu gerçekten güzel bir olay oyuncular için. Fakat yine de sizlere belirtmek isterim. Bu Oracle sistem bir oyun. O yüzden bunun her videoda belirttiğimiz gibi bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere üstünü çizerek belirtelim. Yine Twitter'larına baktığımızda aktif bir şekilde Twitter'larını şu anda kullanıyorlar. Zaten 20 dakika önce bir paylaşım yapmışlar. Yani yeni bir ATH yakalamışlar arkadaşlar. Token'ı gerçekten çok büyük rağbet görüyor şu anda. Yine gördüğünüz gibi 5845 adet takipçileri bulunuyor. Buraları da takibe alıp daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Benim proje için sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>